Bakırköy Akıl Hastanesi'nin gizli tarihi. Bu kitapta benim kaldığım koğuş hakkında detaylı bilgi var. Biraz onlardan okuyayım. Yani ben anlatıyorum ama tam oradaki de daha detaylı. Ben diyorum anlatamıyorum ben tam diyorum. Evet, inşallah. Nezaketen de bir kısmını tabii söyleyemiyoruz ama bayağı bir kısmını anlatmışlar burada. Getirilen hasta, bakın Ayşe Altınyurt hemşire anlatıyor bunu. Getirilen hastalar genelde çok bozuk olurdu. Bazen 7 kişi hastayı zapt edemezdi. Bak benim bulunduğum komşuda getirilen hasta 7 kişi zapt edemiyor. Evet. Bir iki personelin gözünü çıkarmıştı hastalar diyor. Doğru. Yakalan gözünü çıkarttıklarını onu biliyorum. Birbirlerinin burnunu kulaklarını ısıranlar da oluyordu. Sonra beni 14B'ye verdiler. Ben buraya da bu koğuşa da verdiler. Yani biz hep böyle en güzel koğuşlara geçtik böyle. İnşallah. Burada diyor çok sayıda ranza vardı ama hastalar çoğu yerlerde yatıyordu. Bir battaniyeyi birkaç hasta paylaşıyor. Battaniyeyi kaldırdığımızda altından 4-5 hasta çıkıyordu. Hakikaten öyleydi. Yani mesela bir yatağın içinde 4-5 hasta birden yatıyordu. Evet. Bir battaniye altında yatıyorlardı. Ölen bir hastanın fark edilmesi bazen 1-2 günü buluyordu diyor. Yani evet. Hakikaten o tarzdaydı orası. O zamanın 14B meşhur bir 14B benim kaldığım yer. bir şekilde yolu düşen hastaları bir daha çıkamıyordu. Evet. Onun için Yıldırım Aktuğ'una da demişti bana rahmetli. İstesem seni buradan ömür boyu çıkartmam demişti. Evet. O zamanlar. Yani evet. Sağlam akıllı bir insan bile oradan. Benim için zor yıllardı diyor bakın. Hemşire bulunuyor. Başka hastaneye tayin istemediğim için çok pişmanlıklar yaşadım. Uzun süreli depresyon tedavileri gördüm diyor. Evet. Gülderen Ayar hemşire yine açıklıyor. Geldiğimde ise ağır bir koku vardı. Etraf pis ve dağınıktı. Hastalar çırılçıplak yerlerde yatıyordu. Doğru. Çırılçıplak yatıyorlardı hakikaten. Hepsinin kafası tıraşlıydı diyor. Çoğunun kafası tıraşlıydı. Hepsi birbirine benziyordu. Hakikaten öyleydi. Servislerin içine girmek çok ürkütücüydü. Yemeklerini elleriyle yiyorlardı. Tedavide suyun içine ampul kırılıyor. Hastaların hepsine standart birer bardak içiliyordu. Bir sabah 14A kahvaltı kontrolüne gittiğimde benim meşhur bulunduğum bölümün kahvaltı, bize gelen kahvaltıyı anlatıyor. Evet. İnşallah. Kahvaltı olarak diyor, güğüm gibi bir kabın içindeki çaya ekmek doğranıp lapa yapılmış kepçe kepçe hastalara veriyordu. Onlar da kadar büyük bir iştahla yiyorlardı. kaşıkları hemşirelere fırlatıyorlardı diyor. Doğru, hakikaten kaşık kullanmıyordu. Böyle avuçla yiyorlardı hakikaten. Ellerine yüzlerine akıyordu böyle hemşire gibi. Mehmet Altay teknisyen, onun açıklamaları var. Latif Alkan doktor, ona jüride Aral psikolog, onun açıklamaları var. Bekir Arpacı doktor, onun açıklamaları var. Bir doktor arkadaşım diyor, bir keresinde benim 14A'yı anlatıyor yine. Evet. En namlı bölüm benim bulunduğum yer. Herkes oradan anlatıyor. Bir doktor arkadaşımız bir keresinde diyor, anemnez almak için fazla durduğunda senkop geçirmişti. Doktorlar bulur bunu. Nedir bu doktorlar? Öykü alıyor yani hastalığın geçmişi. Bayılıyor. Sebeplerini anlatırken baygınlık geçiriyor. Bayılmış. Anemnez nedir? Anemnez hastalığın geçmişi. Sözlü olarak. Ha, sözlü olarak. Konuşuyor. İçin diyor, fazla durmuş biraz. Senkop geçirmiş. Bayılmış. Bayılmış. Bak doktor bayılıyor. Dayanamamış. Ortama dayanamayıp bayılıyor. Orada canemniyet olmadığı için doktorlar hemşire pek gitmek istemiyorlardı. Hastaların bulunduğu bölüm, evet. Bahsettiğimiz bak, bölüm değil mi? Evet. Elektroşok düşünen hastalar yataklarına yatılır ve arka arkaya sırayla elektroşok uygulanırdı. Hakikaten öyleydi. Böyle diziyorlardı. Sıradan elektroşok yapılıyordu. Havaya hopluyor böyle hasta. Evet. Yani kaç bin volt verilir? 1000 volt gibi bir şey verilir. 1000 volt. Daha da yüksek olabilir. Elektrik veriyor, bütün vücudu kasılıyordu, dişleri kırılıyordu bazen hastaların. Evet, ağzına şey koyuyorlardı. Tahta koyuyorlardı. Plastikten bir şey koyuyorlardı, evet. Ağzına dişlerini, evet. Kırmasın diye. Ben hep gözümün önünde yapıyordu elektroşok zaten. Mesela bağırıp çağırıp deli kendini yerlere atanları hemen elektroşok yapılıyordu. Bayılıyordu elektroşoktan sonra. Veyahut 5-1 denen bir şey vardı, uygulama vardı. 5-1 ünlü, yani hastalar bundan dehşete kapılıyorlardı, çok korktukları bir şey. Haldol, evet. Haldol veriliyordu. Haldol iğnesini yaptın mı hastaya, dili şu kadar falan dışarı çıkıyor.
kafası arkaya gidiyordu böyle tam anlamıyla ama akıl almaz derecede kafası arkaya kasılıyor. Yani normal insan yapamaz onu. Yani yapamazsın. Kolları falan kasılıyor, ayakları kasılıyor. Ağzından saller akmaya başlıyor ve konuşamıyor. Sadece inliyor tabii dil öyle olduğu için. Ve bütün vücudu kasılıp ben çok fazla hasta vardı. Hep böyle yerlerde yatardı onlar. Evet. Ve bağır yani o şey beklenirdi. Yani ilacın etkisi, evet. İlacın yan etkisiydi bu. 5-1. Yani 5 haldol bir akinaton. Yani yapılıyordu. Peki böyle bir ilacın doktorlarımıza da sormak istiyorum. Nasıl bir tedavi edici etkisi olabilir ki insanı bu şekle sokan bir ilacın? Yani titriyor zaten hastalar. Yani amaç tedavi ise tabii. Bütün hastalar titriyordu orada. Evet. Yani tamam böyle şöyle zıngır zıngır titriyor. Şeyden ilacın etkisiyle verilen ilaçların yan etkisi. Yan etkisi ilacın. Ve ciltlerinde hepsinde pullanma ve dökülme oluyordu. Cilt dökülmesi oluyordu. Ve çok ağır bir koku alıyordu. Yani onun da etkisi olabilir. Hakikaten çok yoğun bir koku vardı. Bakın orada doktorlar bile bayılıyormuş benim bulunduğum dönemde. Evet. Size de tabii bu uygulamalara maruz kaldınız değil mi? Tabii. Biz o ortamdaydık. Allah'a çok şükür bize elektroşok yapmadılar ama yani ortam o şekildeydi. Şimdi böyle yani, bir ortamda sözünüzü kestim çok özür dilerim. Hakikaten aklı selim bir insan bile akıl sağlığını kaybedebilir. Orada bir bunalıma girebilir. Kendi hayatına son verme eğiliminde olabilir. Allah göstermesin, Allah vermesin. Bakın, siz nasıl telkinde bulundunuz kendinize? Çok geçici süre olan hemşireler tedavi görmüşler. Değil mi? Evet. Bak giren doktor diyor bayılıyor. Yani evet. Doktor bayılıyor olayın şiddetinden. Ben orada 10 ay kaldım. 10 ay. Hocam, ve ben dışarıda çıkarılmadım yani. Mesela hemşire dışarı çıkıyor, doktor dışarıya çıkıyor. Geziyor, bahçede şey yapıyor. Bir doktor ne kadar gelir hastaneye? Evet. Çok kısa bir süredir. Evet. Ben sabahtan akşama kadar onların içindeydim yani. 24 saat. İnşallah. Göz çıkartma zaten çok alelade bir olay. Burun kopartma, kulak kopartma. Ben onları saymadım yani. Onlar yani vakayı adiyeden onlar. 7 kişi öldürdüler benim zamanımda. Yani boynunu kırarak, kafasını duvara vurarak. Tabii. Bakın 7 kişi, çünkü deri kuvveti. Yani zapt edeyim hakikaten... Hasta bakışlar adamların ayaklarına yapışıyor, bir kısmı yapışıyordu, kollarından yapışıyorlar, durduramıyor. Öyle bir akıl hastası geldi, başka bir yerden alıp getirdiler. Dirik bana, sana işte seni öldüreceğim, işte seni öldürmeye kararlıyım. Ya dedim bu adam hasta, bunun şey niyeti bozuk, bunu götürün dedim. Yok dediler, o hasta bir şey olmaz dediler. Ben koğuşu başka yan tarafa geçtim. Benim orada olduğumu zannetmiş, kapıyı kırdı. Kapıyı eyvah. Kırıp içeriye girmiş. Orada olsanız tabii, Allah korusun, Allah yetiştirir. Kardeşim diyoruz işte artık deli adam açık açık söylüyor. Yani götürmediler adamı. Şikayet ettirmiş, hemşirelere söyledim yine götürmediler. Sonra orada böyle çok zayıf bir hasta vardı, akıl hastası vardı. Bunu feci şekilde dövdü. Yani iri yarıydı bu. Ama dövdü Allah'ın hikmeti, yani deli kuvveti. Ondan sonra mecburen götürdüler onu. Yani ağzı burnu tamamen dağıldı. Yani niye dövdüğünü de anlamadım. Birden böyle elektriklendi. Yani sebepsiz saldırdı. Yani tanımaz bilmez yani böyle. Geçiyordu yanında. Ya mahvetti böyle. Ondan sonra mecburen götürmek durumunda kaldılar. Yani bunu şikayet ettiğim halde adamı almamalarına ben şaşmıştım. Çok ilginç. Evet. Orada bir kasıt varmış gibi değil mi sanki? Hani ya çok yani, acayip adam açık net söylüyor yani öldüreceğim bir adam. Yani evet. Daha ne desin yani? Eylem yapıyor adam. Kapı söktü yani kapıyı. Evet. Komple bütün önüne çıkarttı kapıyı yani deri kuvveti. Cana kastlar tabii. Yani. Çok ilginç. Yani tabii anlaşılmaz işler. Benim oradaki açık servislere niye vermediler? Ya normal servislere niye vermediler? Niye telefonla görüşürtmediler? Evet. Değil mi? Arkadaşlarımla görüşmeme niye müsaade etmediler? Bahçeye çıkmama niye müsaade etmediler? Evet. Anlamadım. Çok ilginç. Yani çok garip. Çok ilginç. Hatta bir ifadenizde bir programımızda demiştiniz ki hani doktorla dahi görüşemiyordum. Yani bir insanı tedavi etmek için eğer alıkoyuyorsanız o insana bir doktor muayenesi düzenli olarak bir doktor gözetimi gerekir. Ya tabii yani doktorla görüşemiyorsun. Çok güzel ilginç. Tabii. Ben madem hasta tabii, olduğuma inanıyorsun. Tabii. Ya ben hemşirenle niye görüşmeyeyim? Evet. Doktorla niye görüşmeyeyim? Evet. Yok görüşmeyeceksin. Ki her hasta görüşüyorken. Tabii. En umutsuz, en hani hayati artık hayatından ümit kesilmiş hastalar bile doktor gözetimini
hak ediyorlar doktor bir şekilde, evet. Görüyorlar. Çok ilginç. Bir de tabii bacaklarınızın zincirlenmesi falan var. Çok sanki böyle azılı, tehlikeli, etrafa hani bir şey yapacak insanmışsınız gibi bir zincir durumu var. O da çok bakın, ilginç. Bakın adam öldüren, göz çıkaran, akıl hastalarının hepsi eli kolu tabii, açık yazıyor. Tabii. Kardeşim ben yani kimin gözünü çıkarttım, kimi öldürdüm, ne yaptım yani Halim Selim? Bir insanım gayet. Şefkatli bir insanım yani. İnşallah. Bir şey, bir zararım olmaz. Tabii estağfurullah. Ayağıma zincir ne alaka yani, hem de öyle az buz değil. Şu filmlerde oluyor ya. Evet. Böyle baklalı kalın zincir. Yani öyle hafif bir zincir de değil yani. Şakır şakır ses getiriyordu böyle. İnşallah. O bir de onun şey kelepçesi var. Çelikten. Hı hı. Onu da ayağıma geçirdiler. Yani anlayabilene ne diyeyim yani. Evet. Hepimiz şahit olduk o dönemde inşallah. Yani bütün evet. Okuyan doktorlar, herkes staja gidiyordu. Herkes bu duruma hocamızın anlattığına şahit oldu orada inşallah. Çok, ben de şahidim. Hakikaten çok acayip bir durum. İnşallah. Çok acayip. Herkes de biliyordu. Bir de hocamız herkesi neşelendiriyordu. Ben orada tanıştım hakikaten. Gider öğrenciler mutlu olarak çıkıyorlardı. Böyle, ya böyle bir durum işte, bir de o da çok önemli bir şey. Nasıl hani göğüs gerebildiniz? Tüm bunca yapılan zulme diyeceğim artık, nasıl göğüs gerebildiniz? Yanaklarından kan damlıyordu bilmiyorum. Bayağı zımba gibi, zımba gibi çıktık. Maşallah. Maşallah. Beni böyle elini yüzünü yaralayan, böyle şey yapan akıl hastalarının yerine de koymuşlardı. Yani bir kendini yaralamayanlar var, bir de kendini yaralayanlar var. Mesela duvara vuruyor, sürekli kafasını vuruyor, kan revan içinde geziyor. Onların bölümü, bir de oraya koymuşlardı. Ben orada biraz garip oluyordum ama Barfix falan çalışıyordu. Maşallah. Baktılar olacak gibi değil yani orada, sporda. Çünkü onun bahçesi vardı, onun şeydi, avantajlıydı. Yani güneşe çıkıyordu, spor yapıyordum ben orada, bir şey vardı. Arkadaşlar da benden göre, onlar da Barfix İnşallah. Hakikaten böyle bir yerden bile avantajlıydı diye, bahçesi vardı diye böyle evet. Güzel güzel anlattınız. Evet. Çok enteresan hakikaten. Çok sağlıklı enteresan. Görünüyordu maşallah. Yani muazzam sağlıklıydı hocamız. Gelenler el ayağa boşanıyordu. Annemin beti benzi atıyordu, kül gibi oluyordu. Bizim avukat falan, yani söylemeyeyim ismini de. Yani hep ağlamaklı oluyordu. Ben sürekli onu telkin ediyordum yani. İnşallah. Tanıdıkları falan da öyle. O da ayrı bir sorun oluyor. Mesela bir DGM'de tutuklanmıştım. İşte bu şeyde Türk kavmindenim, İslam milletindenim sözünden dolayı tutuklanmıştım DGM'de. O şeyin başlangıcı öyle olmuştu. Akıl hastanesine sevk. Öyle bir şeyde sevk ama. Annem geldi, beti benzi kül gibi yani böyle. Bakıyor şimdi, yani insan istiyor ki hani biraz yani böyle değil mi, güzel sözler edecek bir şeyler falan. Ya mümkün değil. Annem çık. Tam klasik anne böyle. Sungur abi geldi sağ olsun, Allah razı olsun. Nur talebelerinin yaşayan son büyük alimlerinden Bediüzzaman'ın sır katibidir. Ve vekillerindendir yani, çok mühim bir şahsiyettir. Evet. Ahir zamanın evet. Çok önemli bir şahsıdır. Evet inşallah. O da geçenlerde öyle biraz rahatsızlanmıştı. Ben öleceğim galiba dedi. Ondan sonra bana söyledi zaten, rahatsızlandı, ölmek üzere, gitsen iyi olur dediler. Ben gittim gözün içine bakarak dedim, sen görevlisin dedim. Ölmeyeceksin dedim inşallah. 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 Maşallah. Ve Mehdi'yi göreceksin dedim. İnşallah. Bakın sonra hiç söylemezken, o hep Bediüzzaman Mehdi'dir diyordu. Bediüzzaman bana dedi ki dedi, sen göreceksin dedi. Maşallah. Kalabalığın içinde herkes, talebeler de vardı. Nefesimiz kesildi. İlk defa söyledi. İnşallah. Sen göreceksin dedi bana dedi. Maşallah. İnşallah. Yani İnşallah. İslam'ın hakimiyetini şeyi. Ama ben bunları söyledikten sonra, daha önce benim yanımdan ayrılan münafıklar vardı. Bizim arkadaş grubumda. O münafıklar oraya geçmişlerdi. Orada da ona çok ağır bir iftira atarak ayrılmışlar. Ve onu ezmeye çalışıyorlar. O bulunduğu evden çıkartmaya çalışıyorlardı. Yani bakın, Bediüzzaman'ın mutlak vekili olan bir insan. Vekili. Ve veli bir insan. Yani muhterem bir insan. Bakın münafık ahlakını görüyor musun? Diyor ya Cenab-ı Allah ayette, kalpleri parçalanmadıkça vazgeçmezler. İnşallah. Bak, oraya gidiyor, orada da münafıklık yapıyor. Değil mi bak, evet, yaşlı başlı evet. Bir insana akıl almaz iftiralar atarak oradan ayrılmışlar. Ve onu ezmeye çalışıyor, bulunduğu yerden çıkartmaya çalışıyorlar.
Tabii biz de yardımcı olduk yani öyle maşallah, evet, dedik Allah seni korur dedim, öyle bir şey olmaz. Hı-hı. Sen ayrı zamanda görevlisin dedim inşallah. Yani inşallah. Çok açıldı ondan sonra. Rusya'ya gitti, o bölgelere gitti. Birden canlandı. Maşallah, şimdi zımba maşallah. Gibi maşallah. Maşallah. Yani, yani bayağı sağlıklı. Yani demek istediğimi anladı. İnşallah. İnşallah. Görevlisin dedim. İnşallah. İnşallah. Ama gözlerin içine bakarak dedim. İnşallah. Maşallah. Ondan sonra zaten dedi diğer Nur talebesi abi de falan. Ya dediler muazzam canlanmış. Birden değişti dediler. Maşallah. Hakikaten yerinde duramıyor şu an. DGM'nin önünde yüksek sesle bağırdı. Sungur abi işte bu dediğim Sungur abi. Ben tutuklu getirildim. Sevk zincirlerine hemen böyle kadın ana zincire de ayrıca bağlıydım. O zamanlar adet öyleydi. Daha değişikti. Ne mutlu sana dedi ama bayağı yüksek sesle bağırdı. Maşallah. Mazi de yani geçmiş de müstakbel de yani gelecek de seni alkışlıyor dedi. Elhamdülillah. Maşallah. Bayağı yüksek orada sesle. Orada da bir mesaj var tabii. 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 Çok iyi oldu. Anneme de çok iyi oldu çünkü cık cık diyor. Valla bana musallat olmuştu. Anne yüreği de yani. Ama yani cık 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 cık. Annem çok sevimlidir. Maşallah. Ya delikanlıdır annem bayağı yiğittir de. Maşallah. O da Bakırköy'de sürekli mecburen kadıncağız onlarla muhatap olmak durumunda kalıyordu. Bakırköy'e geliyorlardı. Bakırköy'e geliyordu. Meyve getiriyordu. Anında tabii meyveler havalarda uçuşuyor. Akıl hastasının her meyve. Ama çok iyi oluyordu. Sevap oluyordu. Çünkü onlar yani çok sağlıksız bir şey oluyordu. Yani. Meyve onlar için çok lüks bir şey yani. Evet. Yani inşallah sevap oluyordu. Beni doktor zannediyorlardı onlar. Doktor bey, doktor bey diyorlardı. İnanmıyorlardı benim akıl hastası olduğuma. Bak yani akıl hastası olduğu halde inanmıyordu yani düşünün. Deli bile inanmıyor yani. Daha ne artık. İnşallah. Hepsi doktor bey diyordu. Ben de işte elimden geldiği kadar bir Deli Hüseyin vardı. O kapıyı ona tutma görevi vermişler. Deli Hüseyin'e laf anlatmak mümkün değil. Yani anormal çığlıkları, bağırtıları var. Para üstlerinde de çok ustaydı. Konuşmuyor. Sadece elini açıyor böyle. Eliyle hareket yapıyor. Acayip sesleri vardı onun. Garip sesler çıkarıyordu. İyi bahşiş verirsen kaçak olarak bazen kapıyı açıyordu. Yani kısa süreliğine. Yani bahçeye çıkabiliyordu öyle yani. Çok öyle birkaç defa kaçak çıkmıştım bahçeye. İtiraf ediyorum yani. Deli Hüseyin sayesinde ama Deli Hüseyin de son meteliğimize kadar da paralar alıyordu yalnız. Öyle o tarz bir deli değildi Deli Hüseyin. İnşallah. Ama çok seviliyordu. Bayağı sevimliydi. Bilmiyorum yaşıyor mu şu anda da. Evet. Ama bunlar tabii çok makbul. Said Nursi Hazretleri'nin de yapılmıştır biliyorsunuz, hı hı, böyle bir şey. Evet. Ve bütün peygamberlerde de bu görülüyor. Mesela bizim kendi peygamberimiz Hazreti Muhammed'e de denmiştir. Ve geçmiş peygamberlere de deniyor. Allah yolunda mücadele eden büyük mücahitlere, müştehitlere, alimlere de bu şekilde delilik iftirası atılmış. Ben de Allah yolunda mücadele eden bir insan olarak bu şereften nasibimi aldım. Yani bu da bizim sevabımız inşallah, inşallah Allah inşallah nasip ederse. Bunların ahirette bir güzellik olarak inşallah iftar edeceğiz. İnşallah. Yoksa bir nişanemiz olmazsa, bir zorluk çekmezsek ahirette ne anlatacağız? Ne konuşacağız? Değil mi? Evet. Cenab-ı Allah ne zorluk çektiğini desin, ne diyeyim? Rahat rahat yaşadık geldin mi? Diyeyim. O gazete haberi yok. Evet. Bu, size suçladıkları gazete, Bulvar Gazetesi'ndeki röportaj. Evet. İfademiz alınmıştır. Evet. Nöbetçi hakime çıkarttılar. Türk kavmindenim, İslam milletindenim. Evet, İslam milletinden Türk kavmindeniz. Evet. Ben Türk kavmindenim. İslam milletinden Türk kavmindeniz. Evet. Bunu söyleyince, söyledin mi böyle bir söz dedi hakim? Evet söyledim dedim. Tamam dedi. Sanığın tutuklanmasına dedi. Aha dedim ben niçin dedim ben. Onu sana anlatırlar dedi. Siz oraya gittiğin yerde öğrenirsin dedi. O zaman ben de bir şey diyemedim. Yani, hakikaten ben nasıl olduğunu da bilmiyorum cezaevim. Ben zannettim ki oradaki nezarethanede tutulacağım zannettim ben. Meğer cezaevine gitmem gerekiyormuş. Gittik saçımızı kestiler, sakallarımız kesildi. Cezaevi kıyafeti giydik özel. Karantina denen bir yere getirdiler. Bit, pire falan ne istiyorsan yani böyle böcekler yani akıl almayacak bir yer böyle. Orada tuttular birkaç gün. Sonra oradan bizi sevk ettiler koğuşlarımıza. Önce siyasi koğuşa koydular. Hı hı. Marksistlerin bulunduğu koğuşa.
Ya dedim ben burada duramam dedim ya burası olacak yer değil mi? E tamam dediler o zaman seni başka bir yere alalım dediler. O zaman oradan aldılar tek tekler denen işte o kovuşa koydular. Tek kişinin kaldığı. Evet tek kaldığı. Kişi hücre evet. Hı hı. 1,5 metre, 2,5 metrelik bir yer. Biz orada 9 ay ikamet ettik. Adresimiz orasıydı. Ama o da tabii bir sevap vesilesi. Yani eğer o olmasa Hazreti Yusuf medresesi sevabı almış olduk oradan da inşallah. İnşallah. Yani bir eksikliğimiz vardı. Allah çok şükür oradan giderdi o eksiğimizi de. Mesela akıl hastalığı iddiası da çok makbul bir şeydir. Kur'an'da çok fazla geçer. Allah elçilerine, resullere hepsine söylenmiştir. Evet. Allah yolunda mücadele eden mücahitlere de mesela Said Nursi Hazretlerine hepsine söylenmiştir. Ve Said Nursi Hazretleri bir süre akıl hastanesinde kalmıştır. Evet. Bunlar bir şereftir. Mesela bir Said Nursi Hazretlerinin o çektiği çilelerden dolayı o kadar çok seviyoruz. Maşallah. Onun akıl hastanesinde yatması, cezaevinde yatması, 30 yıl hapis cezası almış olması, toplam 30 yıl yatmıştır hapishanede. Yani 3 yıl, 2 yıl, 1 yıl. Yani kesintisiz ceza almıştır ve kesintisiz yatmıştır. Onun için çok büyük bir şeref bu. Yani onlar olmasa ahirete gittiğinde neyi anlatacaktın? İnşallah. Değil mi? Biz yani konuşacak orada biz konuşacağız Bediüzzaman'la. Sarılacağız. Sohbet üstadım diyeceğiz. Nasıl oldu? Anlatın diyeceğiz. O da anlatacak. Hazreti Yusuf'a soracağız. Değil mi? Nasıldı evet, hapishane? İnşallah. Nasıl yaptın diyeceğiz. Yani neler oldu diyeceğiz. O da anlatacak inşallah. 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 Peygamberlere soracağız inşallah. Size efendim o zaman akıl hastası, iftirası atılmış. Nasıl zorluklarla karşılaştınız? Ne çileler çektiniz diyeceğiz. Onlar da onu anlatacaklar. Oranın bir süsü ve güzelliğidir bu. Ve onlara karşı sevgimizin artmasına vesile olacak bunlar inşallah. İnşallah. Bizim de anlatacağımız 3-5 kelime olursa tabii bu da bir nimettir inşallah. Orada hiç kimsenin kaldıramayacağı bir imtihanla imtihan etmişti Allah sizi maşallah hocam elhamdülillah. Evet. Yani işin doğrusu hiç kimse demeyeyim ama birçok insan kaldıramaz. Birçok insan kaldıramaz. Bakın yazıyor kitapta diyor giden doktor daha muayene ederken bayılıyor adam olayın şiddetinden. Muayeneye gitmiş doktor tahammül edemiyor. Demek ki şedid bir ortam yani inşallah. Onu ben söyledim. Enteresan. Dedim ki bakın bu saldırgan akıl hastası tehlikeli dedim. Ve uslubu da açık. Çünkü adam diyor seni öldüreceğim diyor. O akıl hastası sen öyle dediğine bakma dediler. Allah Allah. Olur mu adam belli saldırgan. Yerini duramıyor. Ben bir ara çıktım bulunduğum odadan aşağı tarafa doğru gittim. Koridordan aşağı tarafa gittim. Kapıyı kırmış içeriye girmiş adam. Kapıyı sökmüş. Tabii. Bakın dedim görüyorsunuz dedim yani bu tabii. Bu şekilde akıl hastası. Bu da içeride olsun yine inşallah. Yine pek dinlemezler ama o arada bir akıl hastası bunu feci şekilde dövmüş. Maşallah. Zayıf bir akıl hastası. Yani bayağı da zayıf da esmer bir şey. Erzincanlı mı ne böyle bir akıl hastasıydı? Şimdi hatırlamıyorum. Bakalım ya kadar. Yani tam da hatırlayamıyorum bir şey ama Erzincanlıydı hatırladım. Kadar. O zayıf bünyesini onu nasıl dövüyor? Yani bayağı iri kıyım bir akıl hastası. Ya feci şekilde dövmüş adamı. Allah korudular. Allah korudu evet. Evet. Ama hayır ısrar ettiğim halde beni orada tutmaları çok acayip. Bu sefer de 7 kişi öldürdüler benim. Başka bu 300 kişilik koğuşa soktular. Bura akut serviste tuttular önce. Yani tedavi edilmemiş hastalar içinde tuttular önce. Bu tedavi edilmemiş hastaların. Sonra göğe tedavi edilmiş hastalar içine koydular. Orada da 7 tane adam öldürdüler benim bulunduğum koğuşta. Bir de öldürdün mü? Sadece adamı koyup alıp götürüyorlar o kadar sediye. Tabii. Yani deli orada elini kolunu sallayarak geziyor. Hiç yani işlemde yapılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Tabii, çünkü deli tabii. Olduğu için. Yani ifadesini alamasın delinin. Tabii. Bir şey diyemezsin. Ehliyeti olmadığı için. Ceza ehliyeti yok. Tabii zaten ceza ehliyeti yok. Adam öldürmekten gelmiş zaten. Yine öldürüyor. Hiçbir şey olmuyor. Bir şey olmuyor. Ama bunlar bahçede geziyorlardı. Sizi bir de bahçeye de çıkartıyorlardı. O da yasak. Bahçede yasaktı. Gelen ziyaretçilerinizle de görüşemiyordunuz tabii. Değil mi? Doktorlar arkadaşlarınızla da gelemezler. Doktorlar evet. Da yasakladılar. Öğrencilere görüşmeyi yasakladı. Doktorlara yasakladı. Yıldırım Bey açıkladı onu işte bizde. Beni odasına bulunduğu yer makamına getirtirdi. Hı-hı. Böyle hademelerle, müstahdemlerle hep beraber gittik. Hazır oldu. Hiçbir şekilde de faaliyet yapmayacaksın dedi. Yani bu tebliğ faaliyetini tamamen durduracaksın dedi. Bu kapalı bayanlar da gelmeyecekler buraya dedi. Bir daha dedi. Yani ziyaretine dedi. Başörtüsüne karşı çok şeyi vardı onun o zamanın. Alerjisi şey. Vardı diye. Evet. Eğer dedi sen buna devam edersen dedi bak benim dedi yetkim var seni ömür boyu buradan çıkartmam ben dedi. Yani kesinlikle bu faaliyetlerini durduracaksın dedi. Benim de üstümde dedi güçler var dedi. Yani böyle
bir şeyler ima etti. Ama ben anladım ne demek istediğini. Benim üstümde güçler. Ve seni ömür boyu da buradan çıkartmam dedi. Yani biliyorsun dedi. Yani böyle bir gücüm var dedi. Tamam dedim. Yani teşekkür ederim dedim. Gittik. Ama ben tabii yine faaliyetlere devam ettim. Bu sefer bulunduğum bölüme geldi. Orada herkesi sıraya dizdi. yeniden bize bir briefing verdi kısaca. Hemşirelerle de doktorlarla kimse görüşmeyeceksin dedi. Annen ve abinin dışında dedi kimse gelmeyecek dedi. Bir de avukatın gelebilir dedi. Telefon da yok. Bahçede çıkmayacaksın dedi. Teşekkür ederiz dedik. Ne diyelim? Yani şimdi orada yani hakikaten de yetkisi de var. Sesi çıkartmaz. Yani ömür boyu çıkartmama yetkisi de var. Doğru yani. Çok ürkütücü bir şey. Evet. Biz de tabii kabul ettik. Onu. Ama ben bu sefer yine pencereden çocuklarla bağlantı kuruyordum. Yani bir sır. Bizim çocuklar arka bahçeden dolanıyorlardı. Bu akıl hastanesinde şu benim resim çekilen yer var ya şu. Bu buranın ön tarafı şurada bahçeydi burası. Böyle metruk bir bahçeydi aşağı kısmı şeyin. Bu demir parmaklıklı yerin. Arkadaşlarım arka taraftan dolanıp oraya geliyorlardı. Ben oradan kağıda yazıyordum. Yani işte şöyle olsun böyle olsun şöyle çalışmıyor ama onları yazıp atıyordum. Ama öyle bağlantı kuruyorduk. Maşallah. İnşallah. Ama tabii bunlar benim anlattıklarım onda biri bile değildir anlattıklarım. Yani çok zorlu bir ortamdı. Çok bütün doktorlar da akın akın sizi görmeye geliyorlardı. Yani hiç kimse gitmiyordu hastaneye normalde. Sırf sizi görmek için o rotasyona gidiyorlardı. Yahudilik Masonluk kitabının tahsiyelerini, ikinci tahsiyeni orada yapmıştım ben. Kitap hazırlanmasını. Öyle bir ortamda bir de kitap hazırladınız. Evet. Maşallah. Maşallah diyelim, ne diyelim maşallah hakikaten. Benim bir odam vardı. Yıkık böyle banyodan bozma ama yani böyle harabe yani. Klasik harabe. O tarzda da şu akıl hastalarında bir tane somyan var. Tek bir somya. O kadar. Bir de küçük bir tahtadan böyle bacakları falan şey bir tahta masa vardı. Onun üstünde zaten oraya yiyecek götürmek falan mümkün değildi. Akıl hastalar hemen gelip alıp götürüyor zaten. Onları yazıp onlara da zaten helal olsun onlara zaten bir şey yok. Anne mesela meyve alıyordu. Anında havalarda uçuşuyordu meyve. Yani akıl hastası dinler misin? Meyve gidiyor. Bana sürekli doktor bey diyorlardı. Ve inanmıyorlar benim akıl hastası olduğuma ama. Yani pek şaşırıcı şeyler diyorum şimdi pek anlatmıyorum ama onunla ilgili kitaplar var piyasada satılan. Yani bizim benim bulunduğum bölüme gelen doktorlar baygınlık geçiriyorlardı olan şiddetinden. Hocam yani. Müsaade ederseniz onunla ilgili de bir film var. Onu gösterebiliriz. Bunu görseniz. Tamam bakalım. Akşama kadar böyle akıl hastaların şıdıkları oluyor böyle. Burada elektroşok uyguluyorlar. Sık sık benim gözümün önünde yapıyorlar hastalara elektroşok uygulaması. Evet, bizim konforlu bahçemiz burası. Yani gezinti yaptığımız yer de burasıydı. 10 ay kaldım bunların içerisinde ben, böyle bu şekilde. Bu bahçede de gezinti yapıyordum. Çok geçmiş olsun hocam. Büyük badire atlatmışsınız. Bunlar da arkadaşlarım oradaki. Hocam o dönemdekiler saldırgan, en tehlikeli olanlar sizin yanınızdaydı. Evet.
Geçmiş olsun hocam. Hakikaten çok Allah geçmiş olsun. Evet, biz hocam maşallah insan öyle seyrederken o görüntülere bile bayağı bir ürkünç geliyor. Siz o dönemde 10 ay gece gündüz orada en tehlikeli hastalarla evet. kaldınız. Yine bunlar tedavi görmüşler. Benim bulunduğum yer akut serviste. Daha da saldırganlar. Tedavi yani. Daha henüz daha tedavi edilmemişlerin içindeydi. Bunlar en iyi halleriydi. Çok fena. Tabii. O titreme de Haldol'ün etkisini oluyor. Veriyorlar ilacın etkisini. Hepsinde oluyordu hastaların tamamında. Bir titreme oluyordu. İki tarafa öyle sallanmalar, o tip hareketler hemen hemen hepsinde vardı. Rahmetli Yıldırım Aktun'a da git akıl hastalarından konuş diyordu. Ben insanlarla ne konuşayım, nasıl anlaşayım yani? Öğüt olarak mı? Tabii tabii. Doktorlarla görüşmeyeceksin dedi. Hemşirelerle de görüşmeyeceksin dedi. Onları etkiliyorsun sen konuştuğunda dedi. Ondan sonra oradaki hiç kimseni görmüyor. Kimlerle konuşayım efendim dedim. Git dedi hastalarla görüş dedi. Onlarla sohbet et dedi. Hiçbir şey anlamıyor. Onlar şuuru kapalı dedi. O zaman git dedi böyle banyodan bozma, iki dünya harbinden kalma çok berbat bir oda. Yani ve itti mi kapısı açılıyor zaten. Kapının üstü de açık, altı da açık. Hani kovboy filmlerinde oluyor böyle kapısı. Evet, o tarz evet, bir kapısı evet. olan bir yer. Şöyle yani bir köşeyi bana tahsis etmişlerdi. Benim ofisim gibiydi artık öyle düşünün. Yani isteyen istediği gibi görüyor. Oraya git o zaman dedi. Orada düşün dedi. Yani ben buraya niye geldim diye bir düşün o zaman dedi. Yani bu akıl hastanesine gelme sebebim ne olabilir acaba diye dedi. Onları düşün istersen dedi. Ben zaten biliyorum niye geldim. Yani düşünmeme gerek yok. Evet. Hocam o dönemde 7 kişi ölmüştü galiba. Evet 7 kişi öldürdüler. Evet çok tehlikeli bir ortamdı. 7 kişi öldürdüler. Hastalar cezai ehliyeti olmayan insanlar ve her an her şeyi yapabilen insanlar. O dönemde hocamızın orada kaldığı dönemde 7 kişi öldürüldü. 300 kişilik koğuşta kalıyorduk. O koğuşun kenarında da benim ufak bir yerim vardı böyle, köşede. Ölen hastalar oluyordu hastalarından, bilinmiyordu. Yani orada bozulduğunda, ceset bozulduğunda anlaşılıyordu. Bateryaların altında kalıyorlardı. Kimse yani, bakmıyor zaten. Rezalet paçadan akıyor canım. Yani öyle tarif edecek gibi de ben insanların midesi bulanmasın diye söylemiyorum. Yani düşünün, hiçbir kontrolü olmayan bir insan, aklı tamamen kapalı bir insanın temizliği nasıl olabilir? Yani ne derece kendine dikkat edebilir, değil mi? Çok fena. Evet. Allah size güç kuvvet vermiş orada. Maşallah, maşallah. Maşallah. Hocam maşallah. Bir kitap var, yine Bakırköy ile ilgili. Bakırköy Akıl Hastanesi'nin gizli tarihi diye. Orada yer alan hasta bakıcılar, doktorların ifadeleri var içinde. Evet. Böyle gerçekten çok ibretlik ifadeler. İzin verirseniz birkaç tanesini okuyacağım inşallah. Evet. Diyor ki, gene bir hemşirenin ifadesi Ayşe Altınyurt. Getirilen hastalar genelde çok bozuk olurdu. Bazen 7 kişi hastayı zapt edemezdi. 1-2 personelin gözünü çıkarmıştı hastalar. Birbirlerinin burnunu, kulağını ısıranlar oluyordu. Bitler duvarlarda yürüyordu. Bir battaniyeyi birkaç hasta paylaşıyordu. Ölen bir hastanın fark edilmesi bazen birkaç günü buluyordu. O zamanlar 14B'ye bir şekilde yolu düşen hastalar bir daha çıkamıyordu. 14B benim mekan. O söylediği benim kaldığım koğuş. Ünlü 14B, evet. Bir de oraya koydular. Evet, oraya yani. Evet. Bir başka hemşire, ağır bir koku vardı. Etraf pis ve dağınıktı. Sıcak sular akmadığından hastalar yıkanmıyor, bitleniyorlardı. Hastalar çırçıplak yerlerde yatıyordu. Hepsinin kafası tıraşlıydı. Hepsi birbirine benziyordu. Servisin içine girmek çok ürkütücüydü. Yemeklerini elleriyle yiyorlardı. Tedavide suyun içine ampuller kırılıyor. Hastaların hepsine standart birer bardak içiriliyordu. Bir sabah 14A kahvaltı kontrolüne gittiğimde kahvaltı olarak güğüm gibi kabın içindeki çaya ekmek doğranıp lapa yapılmış kepçe kepçe hastalara veriliyordu. Sabah kahvaltısı gerçekten o tarz oluyordu, evet doğru. Evet. Çok fena. Korku filmlerini andıran hayatın gerçekleriyle karşılaşmaya hazır mısın diye sorulduğum tenüshanede diye anlatmış. Hayret, şaşkınlık hatta dehşet içinde bakmıştım. Yine bir başka doktorun kimi elleriyle yemeye çalışır bir itişme ve kakışma yaşanırdı. Elektroşok düşünülen hastalar yataklarına yatırılır ve arka arkaya sırayla elektroşok uygulanırdı. Hep benim gözümde yapıyorlar zaten elektroşok. Bu uygulama hala evet. devam eden bir uygulama. Tabii, tabii. Ben hani sanki 50'lerde 60'larda uygulanıp şimdi artık yapılmıyormuş. Yani
hastayı tutuyorlar. Birkaç kişi tutuyor. Elektroşok verip de hopluyor havaya böyle. Yani zıplıyorlardı. Yani bazıların dişleri kırılıyordu şeyin şiddetinden, elektroşokun şiddetinden. Ağzına bez sokuyorlardı, ağzını, dilini ısırmasın diye. Buna rağmen dişi kırılanlar oluyordu. Yani çok yüksek voltaj veriyorlar. Evet. Oradaki bir çalışan için bir dal parçasına sarılmış tendir diyotla pamukla hastaların kalçasını siliyor. Mubasır'da ne kadar ilaç olduğunu bilmediğim 20'lik bir şırınganın içindeki ilacı iğne değiştirmeden hastalara vuruyor. Kafasına göre enjekte ediyordu. Yemek iki çeşit de olsa aynı kaba konur. Hastalar elleriyle yemek yerdi. Büyük hayal kırıklığı yaşıyordum. Benim Somya'da şu tarz bir Somya'ydı, bir tane öyle şey, ikinci dünya harbinden kalma. Savaş zamanından kalma, evet, asker şeyleri evet, gibi evet. Yani hakikaten. Hastaların hemen hemen tamamı suç işlemiş, kimileri de işledikleri suçlar nedeniyle gazete manşetlerine kadar çıkmışlardı. Aslında ben de onun kadar korkuyordum diyor orada kalan bir avukat. Neyse bu kadar yeterli. Evet, çok çok evet. Moral bozucu. Gerçekten çok geçmiş olsun. Hocam o dönemle ilgili, sizin yaşadığınız dönemle ilgili bir küfür bulmuştum. Evet, o zaman gazeteye çıkmıştı benim. Evet. Akıl Hastanesi'nin penceresinden resmimi çekmişlerdi. Adnan Hoca'ya evet. Manevi işkence diye. Evet. O zaman gazete Azılı Hastalar adını 14A. Atın, evet. Azılı Hastalar bölümüne atıldı. Yazıyor mu orada 14A? Evet, evet yazıyor. 14A yazıyor. Oktar evet. Hastanenin Azılı Hastalar bölümüne atıldı. Evet. Hastane başhekim yardımcısı arkadaşlarımıza çelişki açıklamalar yaptı. Hakkında hafif hasta raporu bulunan Adnan Hoca'nın Bakırköy H2 bölümünde yatması gerekirken K13 ve A14A gibi azılı hastaların bulunduğu bölümlerde tutulması ancak bir kasıtla irtibatlandırılabiliyor diye haber yapmışlar hocam evet. O dönemde. Sonra da maşallah Türk gibisin, bayağı akıllısın dedi. Hiçbir şeyin yok, sağlıklısın. Niye beni 10 ay burada tuttunuz? Yani değişiklik olsun diye olmuş olabilir. Bir de hocam o kadar evet. Suç işlemiş hasta varken sizi orada zincirlemişler, sizi anlatmışlar. Evet. Yatağı ayağımdan zincirlediler. Böyle kalın baklalı zincirle. O da hiç görülmemiş bir şey. Onu hiç anlayamadık. Yani evet. Yaşam... Adli tıptayken 45 gün ayağımdan zincirli olarak tuttular. Yaşamaması evet. Gereken şeyler olmuş. Evet. Bu da Akıl Hastanesi'nin penceresinde bir hatıra fotoğrafımız. Arkadaşlarım yanında da. Evet. Bu en sık bu konuyla ilgili sizde koydukları evet. Resim. Sizin bu konunuzla ilgili en evet. Sık görülebilecek olan resim. Evet. Evet. O zamanlar tabii Allah'ın bir imtihanı o. Evet. Ben ama bayağı neşeliydim orada da. İbadetlerimi muntazam yapıyordum, namaz kılıyordum. Maşallah. Kitabımın tahsihlerini yapmıştım. İkinci baskısını kitap tahsihlerini orada hazırlamıştım. Edit ettiniz o sırada. Evet, evet. İnşallah. Maşallah, orada bile İnşallah. Çalıştınız. Annem yiyecek getiriyordu, meyve falan getiriyordu. Akıl hastaları daha kapıda kapışıyorlardı, yani elinden alıyorlardı. Evet. Size ulaşmıyordu muhtemelen. Afiyet olsun, helal olsun. Gariban onlar, yani Allah onlara nimet olarak getirttiriyor. Mühim olan o. Ama annem acayip korkuyordu onları gördüğünde. Biraz tabii yiğit delikanlı ama neyi söyleyeyim. Ama gerçekten hocam. Akıl hastalarına insanlar çekiniyorlar yani gerçekten bir. Yani ne olur ne olmaz gibisinden evet. Olabilir. İnşallah. Tabii moral bozucu değil aslında. Yani dışarıda bakan insanlar. Diğer insanlar için, annenin için öyle evet, olmuştur muhtemelen ama. Metanetli olursa hiçbir şey olmaz. Yani o Allah'ın bir imtihanıdır. Onları yaratan da Allah. İnşallah hocam. Allah en zorları göstertir ki biz inşallah cennetin kıymetini bilelim. Dünyanın kıymetini i̇nşallah bilelim. Hocam. Değil mi? Allah bizim azmimizi, kararlılığımızı görüyor orada. Yani onu ne kadar seviyoruz, ona ne kadar bağlıyız. İnşallah. Değil mi? Cesaretimiz ne kadar, metanetimiz, sabrımız nasıl? Cenab-ı Allah bunu bize gösteriyor. Siz bunu bir fırsat olarak değerlendiriyorsunuz. Tabii bu çok açık, net. Yani mucizedir zaten benim oraya gitmem. Mesela bir süre sonra da ruhen ve bedenen tam sağlıklıdır diye rapor verdiler. Evet, o rapor da evet. Burada var hocam. Genelkurmay Başkanı GATA'dan, Gülhane evet. Askeri Tıp Akademisi, Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Komutanlığı, Haydarpaşa İstanbul
Sağlam raporu. Adnan Oktar burada da sağlam şeklinde verilmiş rapor. 18.8.2000 tarihinde. Evet. Evet orada askerler. Hem adli tıpta da öyle. Üst ihtisas kurumunda da yine ruhen ve bedenen sağlamdır diye rapor veriyor. Maşallah. Allah razı olsun. Vardır bir hayır. İnşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Samimiyetten örnek. Mesela akıl hastanesinden alalım örnek. Konuşuyoruz. Evet. Samimiyse bir Müslüman onun Allah tarafından özel yaratılmış bir mizansen olduğunu bilir. Çünkü orada Allah bir sanat meydana getiriyor. Mesela akıl hastaları gösteriyor. Bağırıp çağıran insanlar gösteriyor. Eski somyalar gösteriyor. Allah istese çok mükemmel bir görüntü de göstertebilir. Ama o da ayrı bir sanattır. O ayrı bir detaydır. Çünkü orada akıl hastasının sesine karşı sabırlı olacaksın. Anormal hareketlerine karşı sabırlı olacaksın. Oradaki tatsız, kirli ortama karşı sabırlı olacaksın. Yani bir nevi cehennem özelliği gibi bir özellik evet. gösteriyor. Hepsine karşı sabırlı olmanın anlamı nedir? Ya Rabbi diyorsun, ben seni çok seviyorum. Her ne olursa olsun sana aşkımı, sevgimi, muhabbetimi asla bırakmam. Bunu bir hikmet olarak tabii, görüyorum. Daha da şiddetli olsa yine bırakmam. Daha da şiddetli olsa yine bırakmam. Değil mi? Canımı maşallah. Alsalar diyor. Değil mi? Malımı alsalar. Değil mi? Vücudumu parçalasalar. Yine bırakmam diyorsun. Bu nedir? Deli aşık demektir. İşte Allah bunu istiyor. Aşk olmadıktan sonra ne dünyanın anlamı vardır, ne cennetin anlamı olur. Hiçbir yerin anlamı kalmaz. Allah size gelsin. Hocam o akıl hastanesinde ziyaret etmiştim ben o zaman. Arkadaşlarımla. Hı. Yani oradaki neşeniz, tevekkülünüz, samimiyetiniz yani o kadar etkilemişti ki komünist bir gruptu geldiğim böyle Marksistlerden oluşuyordu. Ben tahmin edemeyeceğim şekilde saygılı ve sevecenler size karşı hocam. Ben normalde gelirken şey zannediyordum. Zannediyordum evet. Evet. Oktar da vardı ekibin içerisinde. Hakikaten nefesleri kesildi böyle çıtların çıkarttılar. Benim anlattığım Darwinizm'den, materyalizmden anlattım. Her şeyden anlattım. Evet. Onlara Yahudilik Masonluk kitabı vardı o zaman. Onlardan hediye ettim. Birkaç tanesine kitap verdim. Bağlandılar ama hakikaten çok saygılı ve çok özenli dinliyorlardı. Evet maşallah. Onu idare haber aldı. Ondan sonra öğrencileri getirmemeye başladılar. Evet. Ben etkiliyorum diye. Onları hemşire odasına saklamaya başladılar içeriye. Ben de gittim baskın yaptım hemşire odasına. İçeriye girdim. Yani dedim siz buraya hastaları görüp onlar üzerinde yani bilgi edinmek ve tecrübenin artması için geliyorsunuz değil mi dedim yani. Yani amacınız bu. Dedim bak ben akıl hastasıyım. Beni niye incelemiyorsunuz dedim ben. Paranoid şizofrenim ben dedim. Yani bütün alametler var ben dedim. Yani insan böyle bir kıymetli vakayı kaçırır mı ya dedim. Estağfurullah. Şimdi ben oturayım konuşayım. Siz de dedim yani bir, hem bilginizi artırırsınız. Yani pratik bir vaka görmüş olursunuz. İyi olur dedim. Ondan sonra oraya da getirmemeye başladı. Orada yine Darwinizm, materyalizm anlattım. Allah'ın varlığını, birliğini anlattım. Yani acayip etkilendiler yine. Ondan sonra hiç hastaneye getirmemeye başladılar yani. Evet. Yani o bölüm yasaklandı. Evet. Bölümün tamamına getirmemeye başladılar. Sonra Yıldırım Aktun'a rahmetli geldi. O asker emeklisi o. Maşallah hepimizi bir sıraya dizdi böyle. Ondan sonra hemşireler, ben, doktorlar, hepimiz hazır olduğumuz böyle eller topuk selamına geçtik. O da hani general olur ya filmlerde elinde şeyin asasıyla falan evet. bir aşağı bir yukarı yürür böyle. Evet. Bir aşağı bir yukarı yürür. Bak hocam dedi. Hiçbir şekilde dedi buraya gelen kişilerle dedi oturup dinini İslam'ı anlatmak yok dedi. Böyle tip faaliyetler yapmayacaksın dedi. Bu hemşirelerle de görüşmeni yasaklıyorum dedi. Doktorlarla da görüşmeyeceksin dedi. Doktorlarla da görüşmek yasak sana dedi. Arkadaşların da gelmeyecekler dedi. Bir tek dedi avukatınla görüşebilirsin. Bir de annenle görüşebilirsin dedi. Yani birinci derece kan yakını olarak dedi. Abim zaten doktor olduğu için nadir gelebiliyor. O kadar. Onun dışında sana müsaade yok dedi. Peki kimden görüşebilirim ben dedim. Çok özür dilerim. Akıl hasta oradaki hastalarla görüş dedi. Dedim konuşmayı bilmiyor onlar dedim. Akıl hasta olduğu için zaten adam acayip sesler çıkarıyor yani. O zaman dedi git odana düşün niye buraya geldim diye dedi. Bak çok manidar. Git evet. dedi odana. O da dediği de harabe böyle banyodan yıkılmış bir banyodan. Evet. Yani zaten bu Abdülhamit devrinden kalma bir bina. 200 yıllık falan bina dökülüyor yani her yer böyle. Yani örümcekler falan yani her türlü mahlukat var içeride. Yani ağır bir koku hakim tabii. Şizofren oldukları için kendilerine evet. bakamıyorlar. Şuurlar çoğu çıplak geziyor zaten.
Yani öyle kontrol, kimi yerde debeleniyor, kimi bağırıyor falan. Ya ben bunlarla nasıl konuşacağım dedim yani ona. Bak dedi, o çok manidar. Buraya niye geldiğini düşün dedi. Evet. Eğer bu faaliyetlerinden vazgeçmezsen dedi. Müstahdem de vardı, onu da yanında söyledi. Açıkça çekinmiyor yani, çok daha söyledi. Benim yetkim var dedi, seni hiçbir şekilde buradan çıkartmam dedi. Bir de senin bildiğin gibi değil dedi bu işler dedi. Yani sana nasıl söyleyeyim dedi. Yani benim de üstümde güçler var dedi. Evet. Ya kardeşim yani onu biraz acayip söyledi aslında. Yani üstünde güç derken hani Sağlık Bakanlığı'nı kastetmedi. Daha başka bir türlü bir söyledi. Yani senin bildiğin gibi değil dedi olaylar dedi. Benim üstümde de bazı güçler var dedi. İnşallah. Evet. Onun için dedi bak seni buradan çıkartmam dedi. Seni çıkartmam ne demek? Burada seni ölümüne kadar tutarım. Yani seni yaşarken etkisiz hale getiririm gibi bir şey. Yani daha da kapsamlı anlamlı. Evet hocam. Ama baktılar ki vazgeçecek ki beni bir ara koyverdiler, bıraktılar. Bakayım ne yapacağım gibi. Hemen koşarak hemen camiye gittim. Bizim çocuklar bir geldiler. Toplantı halindeydik. Cami çaka çaka dolmuş. İnşallah. Çaka çaka dolmuş bizim akademinin bitişindeki cami. Allah alem polis de tespit etmiş orada gördüğüm kadarıyla. Dediler ki ben cami toplantı, polis seni bekliyorlar evde dediler. Niye ki dedim, yeniden götürecekler dedi. Ya kardeşim 1,5 saat falan olmadı daha, bismillah yeni çıktık hastaneden. Tamam da gideriz dedik. Eve gittim, ekip arası bekliyor hep beraber. Orhan Gencebay'dan parçalar dinleyerek yeniden akıl hastanesi, yeniden kayıt yapıldı. Yeniden hastaneye soktular. Ama çözüm değil yani. Evet çözüm Allah. Değil. Evet Allah. Allah. En sonunda Yıldırım Akdoğan'ın odasına götürdüler. Gazeteciler, basın tamamı vardı bak gazete. Yani acayip kalabalıktı. Öp bakalım şimdi dediler Yıldırım Akdoğan'ın dediler. Yalnız bura olmaz dediler. Şöyle Atatürk resminin önüne götürelim seni dediler. Bana Atatürkçülüğü öğretiyorlar. Ben öğretiyorum onlara Atatürkçülüğü. Ondan sonra öp dediler. Ben dedim el öpmem ben dedim. O dediler, olmaz dediler. El öpeceksin dediler. Sen ben ayaktayken böyle getirdi şu elini ağzıma. Bak kafam yan çevirdim görüyor musun burada? Evet inşallah. Elimi tuttu yukarı kaldırdı böyle. Ben de kafamı yana çevirdim. Yani el öpmeyi engellemek için. Elini böyle sakalıma sürdü. Ondan sonra böylece elini öpmüş olduk. Bak ne diyor altında? Bundan sonra daha dikkatli davran diye tavsiyede bulundu diyor. Evet. Yani amaç neymiş? Demek ki ha dikkatsiz davranmışım daha önce. Hocam o dönemde Bakırköy'e hiçbir doktor staja gitmiyordu. Gitmeden devam veriyorlardı. Yani öyle bir ortam var ki kesinlikle gidilmiyordu. Herkes gidiyordu sırf sizi görmeye hocam. Bütün doktorlar istisnasız. Yani Bakırköy'e kimse gitmez normalde. Ve devamda veriliyordu zaten. Bütün doktorlar staja geliyorlardı sizi görmek için hocam. Ya bunlar köfte gibi geldi ve doluştular. Dedim fırsat bu fırsat. Yani tebliğ için hemen uygun ortam. Nerede görsem hemen. Maşallah. Bize kantini de yasakladılar o dönemde, telefon etmeyi de yasakladılar, bahçeye çıkış da yasaktı. Yani bizim maşallah. Mekan ilginçti. Evet. Var mı resimler? Şimdi tımarhane resimlenen mi? Filmi var hocam, ha? Filmi göstereyim mi? Göster bakayım. İnşallah hazırlıyorum hocam inşallah. Bak bizim arkadaşlar bunlar. Bu haldol tedavisinde bu oluyor böyle, sürekli elleri titriyor, ağır haldol veriyor. 5-1 tabir edilen haldol veriyor. Elektroşok da sık sık benim yanımda yapıyorlardı hastalara böyle. Dişleri kırılıyor elektroşok yapıldığında. Ağızlarına pamuklu bir şey sokuyorlar kırılmasın dişleri. Yani mesela bu tip adamlarla konuş diyorlar. Ben zaten adam bağırıyor çağırıyor. Ben ne konuşayım onunla ya? Nasıl konuşayım? Değil mi? Bizim eski mekan. Evet. Sizin... Evet. Sizin bölümde zaten tehlikeli hastaların olduğu bölüme koymuşlardı sizi hocam inşallah. Evet, akut servise koymuşlardı. Akut servis yani tedavi edilmemiş. Benim bulunduğum dönemde 7 kişi öldürdüler akıl hastaları. Çelik tavalarına birbirine saldırıyorlar. Yat boğarak veyahut boynunu kırarak öldürüyor. Tabii. Allah korudu bizi yani sağ salim çıktık. Maşallah. Tek bir cümle için. Evet. Bunu öğlen istirahatindeler. Ama bizim böyle bir imkanımız yoktu. Bahçede çıkmamız yasaktı. Bulunduğumuz yerin bahçesi burası. Çıksak da arkadaşlarımız bunlar bak dikkat edin. Hepsi çoğu titriyorlar o ilacın etkisiyle, haldolun etkisiyle. Ve çoğunluk cinayetten gelmişti bunların. Yani %80-90'ı cinayet.
Yani hep adam öldürmüş akıl hastalarıydı bulunduğum bölüm. Halbuki normal servisler vardı mesela, birçok normal servis var. Yani adam herhangi bir şeyden gelmiş. Ama Allah'ın hikmeti, üstelik de suçlu olmadığım halde, çünkü mahkum da olmadım, mahkum olmadığım halde tutuldum. Yani yargılanırken tutuldum. Mesela bu normalde böyle bir şey yok. Yani suç kesinleştikten sonra akıl hastanesine sevk ediliyor. Ama ben daha yargılanırken sevk edildim. O çok acayip. Yani 10 ayda kaldık. Evet hocam. Evet. Maşallah. Ama çok makbuldür Allah yolunda. Yani benim şeref duydum onlardan birisi. Mesela ben hapishaneyi düşünüyorum da, Bayrampaşa'da kaldığım hücre. Bayrampaşa'da çok eski ve hurda bir yapısı vardı. Çok çok hurdaydı. Kaldığım hücre yani öyle anlatılacak gibi acayip küçüktü. Yani 2-3 metre falan boyu. Eni de en fazla 2 metredir. 2-15 falandır yani en fazla. Ufacık bir yer. Küçük. Kalın boydan boya demir parmaklıklar vardı. Kapalı o kadar. Üstünü kilitliyorlardı. Orada da 9 ay kaldım. Evet hocam. Yani mesela o da çok acayip. Normalde mahkeme kararıyla oraya konuyor, hücreye konuyor kişiler. Yani 15 gün falan, en ağır cezalarda bile 15 gün falan veriyorlar. Büyük bir olay çıkarttılar. Biz 9 ay. Ama bana çok iyi geldi orası. Ben sürekli Risale-i Külliyat okudum, Kur'an okudum, hadis okudum. Kitapların hepsini getirtmiştik. Zaten bahçede çıkmak durumu olmuyordu bizim. Ama eğer normal ve daha konforlu bir hapishanede olsak sevabımız az olurdu. Ne kadar zor olursa o kadar makbuldür. İnşallah. Mesela Hazreti Yusuf'un olduğu yer de direkt zindanda. Evet. Taş zindan. İnşallah. Karanlık. Orada saman üstünde yatıyorlar. Saman, evet. Samanda. Daha da vahim. Ne kadar kaldı? 7 yıl kaldı Hazreti Yusuf. Niçin? Hiçbir şey yok. İftira. Tecavüz iddiasıyla. Bir kadına zorla işte ırza tesaddi iddiasıyla 7 yıl orada tuttular. Kuzu gibi masum, tertemiz bir insan. Bilakis kaçınmış. Öyle oldu halde yattı yani. Yani bir yazar, bir aydın akıl hastalarının içerisinde 10 ay Cumhuriyet tarihinde ilk defa tutulmuştur. Evet. Yani cinayet işlemiş akıl hastaları içerisinde, hiç hatırlıyor musunuz siz bir yazar, bir aydın, herhangi bir insanın 10 ay tutulduğunu hiç duydunuz mu, okudunuz mu siz? 10 ay gibi bir süreç içerisinde. Evet. Ve bakın cinayet işlemiş akıl hastaları 7 kişi öldürdüler benim zamanımda. Evet. 10 ay içerisinde 7 kişi öldürdü akıl hastaları. Yani bu çok büyük bir olay. Evet. Siz hiçbir yazarın ayaklarından zincirle, yatağa 50 santimlik zincirle vurulup 45 gün tutulduğunu gördünüz mü? Görmedik. Duydunuz mu hiç? Cumhuriyet tarihinde ilk defa da bunlar. Hepsi Cumhuriyet tarihinde ilk. Yani Allah'ın hikmeti, ben hep ilklerle karşılaştırıyorum kendimde. Maşallah. Yani hep ilktir yani. Hep şaşırtıcı olaylar. Bunlar hangi tarihlere tekabül ediyor? 1986'dan. 86'da 10 ay bakın, akıl hastalarının %70-80 üzerinde kıyafet yok ve doğal ihtiyaçlarını bilmiyor bunlar. Kafalarını cama vurmasında da bütün her yer demir. Evet. Ve buna rağmen yaralıyorlar kendilerini. Her yerde kan revan içinde. Bağıran, çağıran, ağlayan, yerlerde debelenenler. Onun içinde bir insanı 10 ay tutmak ne demektir? Evet. Onu 10 dakika duramazsınız. Sizi koysalar 10 dakika duramazsınız. Evet. Böyle bir zorunluluğu sağlayabilmeleri hukuksal bir sürecin ardından mı? Yani evet. Hani gerçekleşme durumu, gerçekleşme süreci nasıl oldu? Yani mahkeme götürsünler dedi adli tıpa. Adli tıp da bu akıl hastası size götürün bunu dediler. Ama 10 ayın ardından ispatlandı ki böyle bir şey yok. Yok, evet. Daha önce de mesela ben yargılandım. Ümmetçilik propagandasından ve başka davalardan yargılandım. 10 ay hapis cezası, 9 ay hapiste kaldım. Aynı savcı dedim ki bakın, Türk kavminlerim, İslam milletinlerim, Türk kavminlerim dedim. Evet. O kadar. Bir kelime. O muhterem hakim, elini öptüğüm, saygıyla efendim hatırladığım ağabeyimiz, o değerli insan, evladım de sen bunu söyledin mi bu cümleyi dedi. Evet efendim söyledim dedim, çünkü
ben onda bir şey bilmiyorum yani. İslam milletin derim, Kur'an'da millet diye geçiyor din. Dinin karşılığı millettir. Evet. Ben de o anlamda İslam milletin derim dedim. Yani Kur'an'da var bu. Sözlükleri de var. Evet. Türk kavmin derim diyorum. Türk kavmin derim ben. Yani evet. Bu doğru. Söyledin mi dediler? Söyledin mi? O zaman avukat da yoktu. O zaman kanunlar bu şekilde değildi. 86'larda. Tamam dedi. Sanığın tutuklanmasına dedi. Ben dedim. Ben de nerede tutuklanacağımı da bilmiyorum. Ben orada bekleyeceğim zannettim. Yani gözaltına alındım falan zannettim. Meğerim başka türlüymüş olay. Bizi aldı götürdüler cezaevine. Saç, sakal hepsi bir tıraş edildik. Güzel cezaevi kıyafetlerimiz giydik. O zaman maviydi, açık mavi bir kıyafet. Tek kişilik hücreye beni koydular. 9 ay. Yani 2,5 metreye 1,5 metre bir hücre. Bakın 2,5 metre ya 1,5 metre. Hücre. 9 ay hücrede kaldım. Çelik kapıda. Yani sonunda da beraat ettim.